durduruluyor. Trenler durduruluyor. Şehir tam anlamıyla bir karantinaya alınıyor. Çin bunu tabii kendi güvenlik tedbirleri olarak da alıyor ama hocam çok konuşulan bir şey de var. Bu acaba, bu sabah bana sevgili Nazlı Bolak uyardı. Çin Amerika ile yaptığı ticaret anlaşması gereği ilk fazda tıp ve medikal alanda alım yapmak zorunda. Enteresan bir şekilde bu anlaşmalar yapıldıktan ve şeyden sonra da Çin'de yine çok hızlı şekilde yayılan bir virüs ortaya çıkıyor. Neredeyse Çin'e sen bizden ilaç almaya mahkumsun kardeşim deniyor. Yine Wuhan eyaletinin özellikle teknoloji pazarında yoğun üretim yapılan bir yer olduğunu, önemli markaların, fabrikaların olduğunu söyledi sevgili Nazlı. Yarın biraz daha konuşuruz. Burada bir saldırı var. Biyolojik saldırı veya olabilir. Biyolojik saldırı olabilir, yani düşük ölçekli bile olsa tabii bunu büyük ölçekte yapmaya ülkeler cesaret edemeyecektir. Yani tesadüf de olabilir, onu tam olarak bilemiyoruz tabii. Ama önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Kimi resmi belgelerde de, ama biyolojik saldırı olabilme ihtimalini de göz ardı edemeyiz. Etmemekli. Neden? Çünkü tam sizin de söylediğiniz gibi, Nazlı Hanım'ın da belirttiği gibi, tam bu Çin'le faz 1 anlaşmalarının görüşmelerinin yapıldığı esnada kararın çıkmasına yakın bir süreçte ortaya çıkıyor. Yani bu aslında yeni olan bir şey değil. Özü itibariyle ben bu... Belki yeni gösterebilirse arkadaşlar, çivisi çıkmış göreceğiz. Dünya kitabımda gösterelim, bunu aktarmıştım. Brzezinski'nin iki çağ arasında, teknokratik çağda Amerika'nın rolü isimli bir makalesi var. Burada şunu diyor, 1968'de bakın Brzezinski'nin aktardığı not. Bir uzman 2018 yılına gelindiğinde teknoloji büyük ulusların liderlerine gizli savaş yürütmek için çeşitli teknikler sunacak. Bunu o uzman söylüyor Brzezinski'ye. Bunun için sadece güvenlik güçlerinin minimum bir kısmının değerlendirilmesi yeterli olacaktır. Rakip ulusa gizlice gönderilecek bakteriler ile, bakın tam bu kitabımda anlatmış olduğum meseleyle örtüştü bu olay. Nüfusunu en az ölümle birlikte olsa da kendi açık silahlı kuvvetleriyle devralmadan önce iyice zayıflatmayı deneyecektir. Ondan sonra devam ediyor Osman. Diyor ki, alternatif olarak uzun süren kuraklık veya fırtına dönemleri üretmek için hava şartlarını değiştiren teknikler kullanılabilir. İşte bu hard meseleleri de dahil olmak üzere bir takım komplo teorilerine de girmiş olan bir şey. Ama burada açık ve net olarak belirtiyor. Brzezinski gibi ulusal güvenlik başdanışmanlığı yapmış olan Amerikan siyasetini 70'li mimarlarının başında gelen isimlerden. Böylece bir ulusun kapasitesi rakiplerin taleplerini kabul etmesi doğrultusunda zayıflatılabilir. İşte Çin ile Amerika arasındaki faz 1 anlaşması. Bakın ne kadar yerli yerine oturmaya başladı. Çok acayip. Şimdi bunun bu doğru olabileceğini ve bu haberle bağlantılı olabileceğini nereden görüyoruz? Geçtiğimiz yıl Rusya güvenlik güçleri Kafkasya tarafında yine böyle bir biyolojik saldırı ihbarı almışlardı ve buna müdahale etmişlerdi. Bakın o haberle de birebir örtüşen bir durum söz konusu. Birbirini karşılıyor. Burada gördüğümüz şey gerçekten ciddi. Özellikle uluslararası sistemde bu anlaşmazlıklar ileri noktalara doğru giderse teknolojisi gelişmiş ülkelerin, bunu bugün Amerika yapıyor, yarın bir gün Çin de bunu yapabilir. Eğer bundan çok fazla zarar gördüğünü düşünecek olursa onlar da misillemede bulunacaktır. Yani tarifi imkansız bir takım belirsizliklere, bundan sonra dünya düzeninde hazır olağanüstü olmuşsun. Çöküşlere yol açabilecek gerilimlerin yükselmesi durumunu görebiliriz. O bakımdan da dikkatli olmak lazım. Bölgesel işbirliklerine daha fazla önem vermek lazım. İşte Trump'ın seçimi, 2020 Kasım seçimi bu yüzden önem taşıyor. Büyük ihtimalle Xi Jinping, ondan sonra Vladimir Putin, bizim Cumhurbaşkanımız ve diğer cumhurbaşkanları da bu yönde telkin telakki ediyorlardır. Trump'a en azından bu ticaret gerilimlerini artık bir savaşa, biyolojik yapıdaki bir savaşa doğru da, hatta nükleer bir savaşa döndürmemesi yönünde. Çünkü bunu Washington'da isteyebilecek lobiler vardır. Böyle bir nükleer savaştan çıkarı olabilecek olan yapılar. O bakımdan da bunun biyolojik anlamıyla da çok mümkün olabildiğini görüyoruz. Ve bu en tehlikeli savaşlardan bir tanesi. Çünkü burada kullandığınız bir şey dünyanın her tarafına birden yayılabilme riskine sahip. O bakımdan da ülkelerin çok dikkatli olması lazım. Aradaki anlaşmazlıklarını hukuksal çerçeveye yeniden dönerek, uluslararası yasa ve hukuka, Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu normlara yeniden dönerek halletmeleri en doğrusu olacaktır. Eğer bu hukuk ve yasalar
karşılamıyorsa ülkelerin isteklerini, yeniden bunları revize edebilecek uluslararası toplumun bir yapısı bağlamında da toplanıp bunları değiştirmeleri gerekmektedir. Önümüzdeki büyük değişimlerde de zaten bunu göreceğiz. Dünya düzeni yeniden kurulurken. Olacak. Yeni partnerler göreceğiz, yeni bir araya gelmeler göreceğiz. Kesinlikle bunu şundan da görmeye başlayacağız. Yeni bir küresel depresyon dünyamızı bekliyor. Ben buna yine kitabımda bundan 2 yıl önce değinmiştim, küresel depresyonun geleceğini. O zamanki ekonomistlerimiz, bir takım politika yapıcıları da dahil olmak üzere uluslararası sistemdeki dostlar bunun pek mümkün olmadığını düşünüyorlardı. Ama bizim, benim de dahil olduğum bir grup, 2012'de Birleşmiş Milletler'e vermiş olduğumuz raporlarda bir sonraki küresel krizin dünya tarihinde yaşanabilecek en büyük kriz olacağını ve bundan kurtulmanın 10 yıllar süresince alabileceğini ve bu ülkeleri, sistemlerini ve toplumları da çok ciddi anlamıyla çökertebileceğine değinmiştik. Geçtiğimiz günlerde IMF'nin yeni seçilen başkanı, Uluslararası Para Fonu'nun yeni başkanı Galiyeva aynen bu noktaya işaret etti ve küresel depresyonun geleceğini, önümüzdeki 10 yıl boyunca da dünyayı esir alabileceğini söyledi. Yani bu artık önümüzdeki resim açısından netleşmeye başladı, doğrulanmaya başladı. Buna dair işaretler özellikle dünyadaki otomotiv satışlarında, Almanya'nın, dünyadaki üretici olan Almanya'nın satışlarındaki gerilemelerde, ihracat pazarlarındaki daralmada görüyoruz. O yüzden Almanya'da gidiyor, Rusya ile anlaşmak durumunda kalıyor. Belki Türkiye ile de anlaşmak durumunda kalacak. Belki de Rusya, Türkiye ve Almanya önümüzdeki 10 yılda başka bir partnerlik, başka tür bir birlikteliği geliştirme yönünde de adımlar atabileceklerdir. Libya zirvesinden ben de aynı mesajı aldım. Hani Angela Merkel gitse bile o ve Putin'in liderliğinde bir şey oluşuyor.